Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda Instagram'dan açıklamasını yaptım. İfşa videosunu çekiyorum. Bu videoyu çekme sebebim çok fazla kötü yorum almam ve hani bazı şeylerin artık hepinizin bilmesini istediğim. Hani bu yüksek oyuncularla oyun adminlerinin arasında ne oluyor, ne konuşuyorlar falan muhabbetini artık hepinizin bilmesini istiyorum. Kim neymiş, ne neymiş, ben neden banlanmışım ve işte bu oyuna desteklerimiz nedir ve neden niçin banlıyoruz falan hepsini anlatacağım. Videoya adminlerle konuşmalarımı koyacaktım, Messenger'daki konuşmaları. Güvenlik açısından koymayacağım, ne olur ne olmaz diye. Şu an gördüğünüz gibi farklı bir hesaptayım. Bunu bugün açtım. Şöyle bir şey işte. Bugün açtım, öyle 2-3 maç oynadım. Nereden başlayayım diye düşünüyorum şu an. Nereden başlayayım? Öncelikle yediğim bandan başlayalım konuya. Video biraz... bir dakika. Video biraz sohbet muhabbet tarzı olacak. Ben bazı şeyleri anlatacağım. Oyun videosu falan kesinlikle yok. Şu anda videoyu yani dinlemek istemiyorsanız anlatacaklarımı videodan çıkabilirsiniz. Dislike atarsınız, atmazsınız, like atarsınız falan size kalmış. Kesinlikle karışmıyorum. Şimdi başlayalım bir yerden. Hesabım ban yedi. 1 yıl ban yedi. Onun da SS'ini şu an ekrana koyarım unutmazsam eğer. Hesabım ban yeme sebebini anlatayım. Şimdi bazı şahıslar demiş ki ben banlattım falan. Kesinlikle öyle bir şey yok. Turnuva biliyorsunuz Mobile Legends Türkiye ekip turnuvası vardı. Ben Script takımının lideriydim. Takımı ben kurdum. Herkesi bir araya topladım falan derken takımı kurduk. Çeyrek final, yarı final. Takım final oynadı. Vivo ile finale kaldık. Finalde takım yenildi. Şimdi hepsini en baştan anlatıyorum. Benim hesabım neden ban yedi? Nasıl ban yedi? Benim hesabımda bot bug'u vardı zaten. Klasikte bu kesinlikle yardımcı bir program gerektirmeyen bir şey. VPN falan kullanmadan da olabiliyor. Yani kesinlikle yardımcı 3. parti bir program kullanmıyoruz. Hesap oyun açığından dolayı kendi kendine bug'a düşebiliyor. Mesela benim hesabım bug'daydı. Hesap çalınınca, yani Amerika'dan çalınınca çalan kişi hesabın bug'ını bozmuştu. Klasikte bot falan gelmiyordu. Ben bir gün gece saat 2 gibi hani takımdan kimse falan yok. Dedim alıştırma yapayım karakterlere falan. O geceyi çok iyi hatırlıyorum. Dedim karakterlere falan alıştırma yapayım. Girdim oyuna. Klasiğe girdim solo tek başıma. Pat diye bot attı. Hani rakip bot geldi. Bizim takımda bot geldi. Neyse bir maç oynadım. Bir daha eşleştim yine bot geldi. Üçüncü defa bir daha eşleştim bot geldi. Hep böyle bot gelince ben de dedim ki güzel oran kasarım. Hani zaten bir de size şunu söyleyeyim. Oran kasma gibi benim bir ihtiyacım yok. Hesabımda 4000 oyun. 86 mıydı? 87, 86.9, 87 civarında bir kazanma oranı vardı. Bu kazanma oranı kesinlikle hilesiz, botbuksuz veya başka bir şeysiz kesinlikle emekle kasılmış bir oran. 4000 oyun 87 oran. Kesinlikle emek. %99'u emek yani. %1'i de taşımışlardı falan işte. Full emekle kastım bir oranım var. Şimdi yorumlarda bana diyorsunuz ki tüm oranlarını hileyle kastım deyip sevenler var. Onların da cevabını vereceğim. Şimdi ben bu hesabım bota düştü. Ben dedim ki bota düşmüşken eskiden 3 aydan beri bakın 3 aydan beri bildirdiğim hesaplar banlanmadı. Şimdi size o hesapları teker teker göstereceğim. Videoda gösteriyorum. Buraya sıralamaya giriyoruz. Kahramanlardan hemen şöyle bakıyoruz. Evet birinci arkadaşımız burada. Profile bakın. İşte şöyle bir gördüğünüz profil. Burada dikkat etmemiz gereken şey 156 tane kostümü olması. Şimdi size hileyi kullandığını kanıtlayalım hemen. Arkadaşı uzun zamandır oyunda zaten tanıyorduk. Oranlara bakın 88, 90, işte 76, 90, her türlü 82, bilmem ne falan 87 tabura. Bunun sezon 2 sezon öncesine kadar en yüksek oranı 67 falandı. Oyuncu yerine koymuyorduk. Yani hala koymuyorum gerçekten. Hani gece gündüz ben oyunda olduğum zaman davet atar, reddederdim falan. Allah kitapta söylediği için oynayacak kimsesi yok. Zaten Allah kitapları da yok bunların. Şimdi bakın 9000 oyunda 78 kazanma oranı var. Hani normal gibi falan gözüküyor. Bakalım şuraya. Klasikte 1444 oyun 93 kazanma oranı 996 en yüksek olmuş. Yani yaklaşık 1000 maçını hileyle atmış. Ve şuradan da bakalım dakikada 6K vurmuş olarak gözüküyor. Bina hasarı bu arkadaşın yaptığı taktiği size söyleyeyim.
kahraman hasarı normalde daha yüksek gözükmesi lazım. Bu damage'i biraz arttırmış. Hani hilede ölümsüzlük, hız falan bilmem ne var. 9 saniyede böyle bitiriyor. Bu gitmiş hasarını biraz arttırmış. Ölümsüzlüğü fulllemiş, yani ölümsüzlüğü açmış. Dakikada 15.000 kule hasarı yiyebiliyormuş. Hani karşılaşma boyunca. 15.000 çok fazla, yani normal bir hesaba göre fazla. Yani yaklaşık 1000 maç hileyle atmış. Bunun SS'leri de var. SS'lerini koyarım. Unutmazsam eğer videoya koyarım. Hani hileyle kast SS'leri. Bu hesap hile kullanılmış bir hesap. Bu hesabı 3 aydan beri bildiriyorum. İşte inceleniyor bilmem ne falan. Banlanıyorlar. Size bir tane abimle arkadaşlar çok iyi. Hani şu an hesabımda duruyor konuşmalarımız. Ama ne olur ne olmaz diye atmayacağım. Hani telif bir şey olur mu bilmiyorum. Tam olarak YouTube kurallarını bilmiyorum. Adam bana diyor ki hani bildiğiniz oyun admini, moderatör mü neyse artık. Diyor ki hesapların ilk kostüm sayısı yüzünden ilgilenilmiyor hesaplarla. Hani siz ne kadar bu hesabı, zaten hesabı kullanan kişi de çok iyi oyuncu değil yani. O kadar da abartılacak kadar değil. Bu aldığı bu birinci ekip çerçevesi var. Bunu da ben aldırmıştım kendim. Bir ekibe sokturmuştum bunu. 156 tane kostümü var. Bundan dolayı adminler bu hesabı banlanıyorlar. Hani para yatırımı var falan diye. Gördüğünüz gibi VIP üyelik mi ne deniliyordu şimdi? Ha, yıldız üyelik. Yıldız üyeliği falan her ay böyle devamlı aldığı için hesabı banlanıyorlar. Yani banlanacak, ileride eminim banlanacağını. Çok fazla şikayet ediyor çünkü artık topluca şikayet ediyoruz. En fazla bir ay içinde bu hesap bir yıl banlanacak. Ondan adım gibi eminim, zaten adminler de dedi banlanacak diye. 3 aydır 4 aydır ben bu hesabı bildiriyorum. Bunu bir köşeye koyalım. Bu bir. Hileyle kasılmış bir hesap. Hemen ikinci hesaba geçiyoruz. Şurada bakın. Bu hesapta hani hile kasılmış. Hilenin dibine kadar girilmiş. Bu ekipteki bu oyuncu bizle finalde kapıştı. Benim ekibimle oynadı yani. Şimdi tüm oyunlara bakıyorsunuz. 7000 oyun, 77 kazanma oranı, 1869 kez. MVP 87 pentası var hesapta. Şöyle bir açalım. Bakın. Dakikada 35.000 hasar vurmuş. Hani siz oyuna başlarken ne kadar vuruyoruz? 200-300 vuruyoruz ya. Dakikada 35.000. Hani bu bir de dereceliyle beraber. Hani dereceli de hile kullanılmıyor. Sadece klasikte kullanılıyor. Şimdi önemli olan tarafı göstereceğim. Zaten bunlar dediğim gibi iyi oyuncu değiller. Bakıyoruz dereceliye. 5100 oyun, 75 kazanma oranı. Bu arkadaş tüm sezon boyunca 2-2, her sezon boyunca 2-2 oyun açığında kullanır. Oyunun her türlü bug'ını, her türlü açığını, her türlü hilesini, her türlü her şeyini kullanır bunlar. Böyle olduğu halde 5000 oyunda 75 kazanma oranı kasmış. Zaten Feni oyuncusuna göre 1000 MVP, 5000 oyun oynuyorsun, 1000 kez MVP oluyorsun. Oyunu silsen daha iyi. 3.80 küsür KDA var. Yani bu derecede de hile olmuyor. Yani hilesiz yapabildiği şey buymuş demek ki. 3.80 KDA çöp yani şu anda. En berbat oyuncu bile 3.50, 3.30 KDA'da geziyor. Düşünün artık ne kadar kötü bir KDA bu. İşte 5000 oyun oynamış, sadece 70 kere 4'te 4 atabilmiş. Bir de Feni oyuncusu. İşte 3'te 3'ü 465 kez falan, ben kendi profilimle karşılaştıracağız zaten. Şimdi arkadaşlar önemli olan kısma geçiyorum. Evet, olay burada bitiyor. 1429 oyun, %87 kazanma oranı, 775. 770 kez MVP, 69 penta, 120 kere kuadra, 390 kez efsanevi falan. Burada 159.045 dakikalık hasar var. Her dakika, yani bu dakikalık hasar neye göre hesaplandığını söyleyeyim. Ortalama oyun başı vurduğunuz hasar. Yani her oyunda diyor ki ortalama bu kadar hasar vurabiliyor diyor bu hesap. Yani istatistikler kısmı sonuçta. Yani 159.000 dakikada hani... Dakikada 159.000 vuruyorsa yaklaşık bir oyunda 900.000 falan vurmuş oluyor ki dakikası 159.000 olarak hesaplansın. Bu arkadaş gelsin bir oyunda hilesiz 900.000 vursun. Ben buna benim hesabı banını açtırıp hediye edeceğim. 37.000 bina hasarı karşılaştırması var. Yani 37.000 hasar almış. Ölümsüzlüğü de açmış. Gitmiş kule altlarına falan güzel güzel gezmiş böyle. 37.000 kule hasarı ne demek? Yani kule 300-400 vuruyorsa yaklaşık her maç bir 450 kere 500 kere falan kule vurmuş bu hesaba demek her oyun boyunca. 159.000 dakika hasarı zaten hiç, yani hile olduğu ben buradayım diye bağırıyor. Bu arkadaş da ban yemedi. Ben bunu da bildirdim. Bu da ban yemedi. Oranları falan 65'ten hep 60'lardan hile kullandığı halde 72-75 oranı var. Buna diyecek hiçbir şey yok zaten. Evet. Bu hesap da banlanacak. Bir de bu hesaplar arkadaşlar finalde maça soktular. Turnuvada oynattılar.
Hepsini anlatacağım. Ben turnuvada çeyrek final öncesi ban yedim. Hepsini söyleyeceğim. Şimdi bu oynadı 1. Mokar oynadı 2. Bunların hepsi hileli hesaplar. Ayrıca bu Tiger takımı şu anda kaçıncı sırada? 2. sırada. Ben eskiden bu ekipteydim. 10-15 gün falan oynadım. Sonra bir tartışma oldu. Ekipten çıktım gittim. Zaten hepsi de arkadaşım. Yani sohbet ettiğimiz, muhabbet ettiğimiz, Discord'da konuştuğumuz kişiler. Yabancılar 3-4 tanesi Çinli falan. Gerisi böyle farklı farklı ülkelerden iyi oyuncular toplanmışlar. Dün Discord'da konuşuyoruz. SS'lerimi buraya koymayacağım. Adı çıkmasın diye. Discord'da konuşuyoruz. Bir hile muhabbeti falan geçti. Tiger takımındaki birisi bize diyor ki, yani bana diyor, takımdaki Mokar diyor, Mac hilesi kullanıyor falan diye anlattı böyle. Linkini verdi, videosunu falan attı böyle. Dediler ki, yani kendi Tiger şu ikinci global 2 olan ekipte oynuyor, kendisi oynuyor. Diyor ki, ekipteki Mokar hile kullanıyor, map hilesi var. Bize de öğretti falan, linkini attı, hilesini falan attı böyle. Videosunu falan nasıl kullanmam gerektiğini falan anlattı. Nasıl indirilir, nasıl kurulur. Hesabım ban yedi zaten. Burada büyük bir haksızlık var hesabım ban yemesinde. Çeyrek finale çıkmak istemiyorlardı. Çeyrek finale çıktılar. Ben kesinlikle oynamadım. Çeyrek finale çıktılar. Çeyrek finali yendiler. Yarı finale çıktılar. Yarı finali yendiler. Finalde elendiler. Zaten Vivo'ya karşı hani adamlarda hile olduğu bariz belli. Mıpmış bilmem neymiş. Yani herkesin artık duyuyorum. Ben normalde bu oyunda hile kullanıldığına inanamam. Yani klasik harici hile kullanıldığına inanmam. Ama baktım Tiger ekibinden falan herkes söylüyor böyle bir şey olduğunu. Doğruladım hani ben de artık doğruladım. Çünkü Vivo'dan çıkan adamlar da diyor hani onlar hile kullanıyor falan. Biz zaten hani bu final maçına çıkmadan önce bizim ekibin Vivo'yu yeneceğini düşünmüyorduk açıkçası. Zaten hedefimiz yarı finali geçebilmekti ya da yarı finalde elenmekti. Yani yarı finale kadar çıkabilmekti. Yarı finali çok rahat 2-0 aldılar. Final oynadılar. 5 günlük bir ekibin zaten hani şöyle Türkiye bu çok kapsamlı bir oyun turnuva. Tüm Türkiye'deki ekipler katılıyor ve 5 günlük takımla final oynuyorsunuz. Yenmeyi bırak finale çıkmak bile büyük bir başarıdır. İkinci bitirmek turnuvayı çok büyük bir başarıdır. Bunun için tüm takım arkadaşlarımdan tebrik ediyorum. Hani finalde yenilme yerini geçiyorum. Finale kadar çıkmaları çok büyük bir başarı. 5 günlük bir ekiple. Her neyse. Şimdi arkadaşlar benim profilime girelim. Hani herkes bana diyor ya hile kullanılanlarını hileyle kastım, hiledesin bilmem nesin. Şimdi buradan da benim profilime girelim arkadaşlar. Hep beraber bakalım. Benim hesabım neden ban yemiş falan. Görüyorsunuz işte YouTube kanalımı, Instagram hesabım falan yazıyor. 51 tane kostümüm var, 6 tane amblem setim, full 1200 yıldız falan. İşte gördüğünüz gibi benim hesabım tamamıyla. 12.000 takipçi, 270.000 popülerlik. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz hile kullandım. Bu hasarla koridor baskınının full olmasından belli zaten. Şöyle şimdi benim bir oranlarıma bakalım. Dereceli oranlarıma. Hani emekle kasılan. Dereceli de kesinlikle arkadaşlar hile kullanılmaz. 5660 oyun dereceli 77.65 kazanma oranı. 5600 oyunda 2000 kez MVP olmuşum. 239 kere quadra atmışım. 38 kere penta atmışım. 1533 kere efsanevi olmuşum. 4.54 KD'm var. Ortalama civarlarda. Hani pek yüksek değil. Düşük de değil. Ortalama. İşte 2K dakikalık hasar falan. Dereceli de kesinlikle hile yapılmıyor. Şimdi gelin benim klasime bakalım. Hani hileyle kastım kısma. Bakalım hemen şöyle. Evet toplam 1300 oyun. Klasik 94 kazanma oranım var. Bu hesabı ben sezon 3'te kurdum. Yani yaklaşık 1,5 yıl önce. 1,5 yıl önce hesabı kurdum. Hani o zamanlar hile olayları falan yoktu. Son 2 sezondur, 3 sezondur bu hile olayları var. Ben zaten sezon 3'ten bu hile olayı çıkana kadar yaklaşık 500-600 oyun klasik oynamışımdır. Hani ZKR'ı denemek için falan. Hani 400-500 oyunu çıkartın geriye kalan ne kalır işte 600-500 oyun mu kalıyor? 500 oyunun 300'ünü Game Guardian kullanmadan bot bugle oynadıysam 300 oyunda Game Guardian'la tek atarak 9 senede oyun bitirmişimdir. Zaten dakikada hasarım 55k olarak gözüküyor. Hile kullandığımı kesinlikle inkar etmiyorum. Kullandım. Ve şuradan bakalım arkadaşlar. 4364 seni oyunum var. 87.6 kazanma oranım var. Hani bir de ben full şöyle geçmişime bakalım. Hile var mı? Geçmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Full sıralı yani dereceli kesinlikle hile olmuyor dereceli de benim bildiğime göre. Dereceli de çok güzel bir kazanma serisi yapmışız. Şöyle görüyorsunuz. Hani dedim ya size çeyrek finalde turnuvaya hazırlanıyorduk. Turnuvaya böyle hazırlandık. Hatta şöyle bir maçlara bakalım. İşte Yalçın var, Batu var, Adnan var, Esra var falan.
Hani böyle gördüğünüz gibi 5vs5 atmışız oyunları. Şöyle gösteriyorum teker teker. Şöyle geçiyorum. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 3 atmışız, 3 pire girmişiz falan. Böyle hep hani ekiple attık turnuvaya hazırlanmak için. Benim bu kastığım hileyle size samimi olarak söylüyorum 200 maç, 250 maç falandır. Hepsini de fena oynadım. 87 küsur kazanma oranım var demiştim videonun başında. Şu anda görüyorsunuz 87.6 olmuş. Diğer oranlarım hala düşük. İşte Hayabusa 72'de, Saber 68, Chu 72, Lancelot 77, diğer 66. Diğer şampiyonlara oran kasmadım çünkü ben gidip Lancelot Nata'yı 90 yapsam 90'lık Lancelot Nata oynayamayacağım, ne gereği var diye. Ben gittim full Fenia'ya yüklendim. 200 maç hile kullanmam sonucunda 1 yıl ben ban yedim. Ban yemem bundan ibaret arkadaşlar yani. Bu hesap şu anda 360 gün falan yasaklı. Girilmiyor hesaba. Ekip lideri de bendim. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer bir konuya. Bu hile ne? Game Guardian hilesi. Tek atıyorsunuz, code mode falan giriyorsunuz. Şimdi bu arkadaşlar neden banlanmıyor konusuna gelelim. Benim hesabım neden banlandı? Kimse arkadaşlar hani bazı malum şahıslar yazmış ki ben banlattım yazmış falan, böyle hani üzerimden adımı kullanarak prim kasıyorlar. Hani ben yaptım, ben banlattım falan. Kesinlikle kimse banlatmadı hesabımı. Şöyle bir operasyon düzenlenmiş oyun ortamında hile kullanan hesaplar, yani bir iki tane böyle şikayet geldiyse hile kullanan hesaplar inceleme altına alınmış. İnceleme sonucunda hile bulunan hesaplar duruma göre yasaklanmışlar. Şimdi size şöyle bir şey demek istiyorum. Toplu ban yemiş hesaplar. Bana adminlerin dediğine göre yaklaşık 500 hesap aynı anda ban yemiş. Bu 500 hesabın içinde benimki de var. Şimdi bana mesaj atıyorlar, ban mı yedim falan. Benim ban yiyen arkadaşlarım da var bu hileden dolayı. Konuşuyoruz. Şimdi bir tane arkadaş var, abi diyeyim hatta, yaşı benden yaşça büyük. Bana dedi ki ban mı yedin dedi, ben de yedim falan, konuşuyoruz öyle. Ne kadar yedin dedi bana. Dedim ki 1 yıl banladılar hesabı. O da bana dedi ki benimki ilk önce 1 aydı, hani 1 ay ban yemiş. Aradan 1 saat geçince 1 hafta indirmişler bana adminler. Neden falan dedim, dedi ki benim hesap dedi bayağı değerliydi. Hani kostüm sayısı 100'den fazla falan dedi, 90 küsür mü ne kostümüm var dedi. Çok para yatırmış, yani 1000 lira yakın bir para yatırmış. Dedi ki girdim dedi, baktım 1 ay ban yazıyor dedi. Sonra 1 haftaya düştü dedi 1 saat içinde banım. Diğer hesaplar, hani bu ilk başta gösterdiğim hesaplar neden banlanmıyor? Kesinlikle yatırdıkları paralardan dolayı banlanmıyorlar. Şu anda geciktirmiyorlar. Toplu şikayet geldiği için banlanacak o gösterdiğim hesaplar. %100 banlanacaklar. Ama neden, hani ben 3 aydır bildiriyorum, bu zamana kadar banlamadılar. Ben de dedim ki adminler ilgilenmiyordur. Hani ben mal mıyım, bunlar kullanıyor, ben niye kullanmayayım falan. Şimdi Kerem Ergül, arkadaşlar Kerem Ergül'ün hesabını gösterecektim. İnanın şu an adım adı yok. Adam hani orada bana Facebook grubunda yanılmıyorsam bir durum açmışlar. 9 dakikada 70 kil almışım. Onu göstermiş, demiş hile kullanıyor falan. Şimdi burada onun hesabını ifşa etmek isterdim. Ama videonun arasına sıkıştıracağım. Bende onun videosu var. Videonun arasına sıkıştıracağım. Yaklaşık 6000-7000 oyun oynamış bir arkadaş. Dereceli de hiç pent atamamış. Kerem dediğiniz adam. Zaten terörist, PKK'lı kendisi. Dereceli de hiç pent atamamış. Klasikte tüm 60-50'de gezen oranları 90'a 85'e fırlamış. Ben de bunları hani 3 aydır da bildiriyorum. Kerem'in de var 130-140 kostümü. O da kostümlerden dolayı banlanmıyor. O da banlanacak ama dediğim gibi. 3 aydır bildiriyorum, bunlar hiç banlanmıyor. Hep hesapları bir inceleme de falan. Ama hiç ban yediklerini görmedim. Dedim hani bunlar mal mı? Ya da ben mi malım? Hile kullanmıyorum. Bunlar kullanıyor. Ban da yemiyorlar. Dedim ben de kullanayım. Zaten ban yemiyoruz. Yersek, hani ben hileyi açarken ban yersek toplu yeriz. Zaten profilimde toplu ban çek admin yazıyordu. Ben hesabı riske attım. Dedim ki madem beni banlayacaklar, hani ben ban yersem, böyle bir olay olursa herkes banlanır dedim. Bu Jin'in hesabı da hileyle kasıldı. Onun da adı bende yok şu an. Onu da gösteremiyorum. Onun da hesabı hileyle kasıldı. Klasiğe girip bakarsınız zaten. Artı 90 üzerinde bir kazanma oranı, MVP sayısının da dengeli olduğundan. Dedim hani herkes kullanıyor, ben de malım falan. Ben kullandım, ben ban yedim. Bunlar hala duruyorlar. Kesinlikle taraf tutma var arkadaşlar oyunda. Ben öğrenciyim, oyuna fazla para yatırmadım. Gelen kostümlerin yarısından çoğu hediyedir, yarısından çoğu da çarktan çıkmıştır. Hediye çok kostüm gelmişti. Hani ben fen oynuyorum, yetenekliyim, yetenekli bir oyuncuyum. Türkiye'yi temsil eden bir oyuncuyum.
oyuna para yatırma gereği zaten duymuyordum. Hani ne için yatıracağım? Sadece seni odaklı oynuyorum. Ne için oyuna para yatırayım yani? Diğer karakterleri fazla önemsemiyorum. Hediye atıyorlardı ama. Beni seven işte takipçilerim, abiler falan olsun. Hediye kostüm atıyorlardı. Onlardan gelenler var. Tabii benim hesabı incelediler. Başlar hesaba ne kadar yatırım yapılmış. 300-400 lira mı? 600-500 lira mı falan. Ya baktılar bir şey yok. Direkt yıl bandına gitsin. Hesabı bir şey yaptılar benim hesabı. Hiçbir türlü adminlerin umurumda değil. Adminlerle konuşmaları gösterecektim. Size şöyle anlatayım. Adama diyorum ki bu arada bu videonun başında gösterdiğim profiller hile kullanıyor diyorum. İncelenecek diyor. Dedim ki 3 ay önceki mesajlarımız için 3 ay önce de yazmışım. 3 aydır bu hesaplar inceleniyor. Benim hesabım 2 günlük incelenmeyle banlanıyor falan. Görüldü atıyorlar. Hiç umurlarında değil. Yatırıma bakıyorlar. Hesabın alım satım geçmişine bakıyorlar. Ne kadar oyunun para yatırmış, çok mu yatırmış, az mı yatırmış. Az yatırdıysa banla gitsin. Çok yatırdıysa paşa kral banlanmaz. İstediğini yapabilir. Oyun hakimi sahibi falan gibi görülüyor herhalde. Bu banlanmayan arkadaşlar. Benim hesabım böyle ban yedi. Yani yapabileceğim bir şey yok. Artık gidip de ben adminlere bir hesap için yalvaramam. Umurumda değil. Bu saatten sonra benden oyuna hiçbir destek beklemesinler. Hani eskiden mesajlarımız var. Ara sıra bizden oyuna destek istiyorlar. Mesela diğer YouTuber arkadaşlar falan oyuna destek veriyorlar. Oyunun reklamını yaptıkları için, oyunu yaydıkları için oyun adminleri tarafından destekleniyorlar. Bu gayet normal bir şey. Hani biz YouTubersak bir amacımız varsa, hatta bir burada reklam yapıyorsak bu oyun için, sadece bu oyundan başka video atmıyorsak bu oyun bize sponsor gibi bir şey olabilir. Hani bende öyle bir şey yok da diğer YouTuber arkadaşlar da var. Gayet de haklı bir durum ama hani bu saatten sonra kimse gelip bu oyunla ilgili benden bir destek meslek beklemesin. Ben oyunu oynamayı düşünmüyorum kesinlikle. Zaten beni bilen biliyor, ben bir günde savaşçıdan mistik ligine kasmıştım. Bir ayda da global 10'a girmiştim. Hesabı açtım, bir ay içinde global 10'a girdim. Savaş 3'ten global 10'a girmem bir ayımı almıştı. O zamanları sezon 3 müydü 4 müydü? Hatırlayanlar çok iyi biliyordur. Hatta Facebook'ta bir durum atmıştım ben. Hesabı yeni açmıştım. O şu hesabı. Hemen göstereceğim. Bu hesabı ben yeni açmıştım arkadaşlar. Bu hesap savaştı 3'tü. Gruba durum atmıştım, dedim rezalım. Bir günde, o zaman en yüksek lig efsaneydi. Bir günde efsane yapacağım demiştim. Yaklaşık 21 saat full oynayarak hesabı efsane yapmıştım. Ondan sonraki bir ayda da hesap global 9 Türkiye birincisi olmuştu. Hani yapamayacağım bir şey değil. Ben burada sadece bana koyan şey, bana yapılan haksızlık. Hani madem beni banlıyorsun, git diğerlerini banla. Bir de ben turnuva çeyrek final öncesi banlandım. Şunu düşünün, turnuva var. Turnuva takımının lideri var. Lider banlanıyor. Artı lider carry, yani bir taşıyıcı rolünde oyuncu. Takımın psikolojisini düşünün. 5 günlük takımı düşünün. Hiçbir hazırlığı yok. Bir de biz son günler Salih'i fazla maçlara çıkarmıyorduk. Salih çünkü çalışıyor. Fazla aktif olamıyor. Çocuk işinde gücünde. Hani haliyle işi var, gücü var. İşte kendini geçindiriyor falan. Oyunla ilgilenecek. Biz de benim üzerime çalışma yapıyorduk. Hani takımda ben varım diye. Ben banlandım. Tüm taktikler, stratejiler falan değişmek zorunda kaldılar. Yine de finale kadar çıktılar. Hepsine tebrik ediyorum. Bu konu hakkında arkadaşlar başka bir şey demek istemiyorum ben. Hani adminler, bu oyun yönetimi dediğiniz şey paranın köpeğidir. Paranın aynen dediğim gibi paranın köpeğidir. Para neyse, adamlar parasını verin, kral olun. Yani varsa bütçeniz, ya zaten yatırımınız varsa her türlü sizi baş tacı yapıyorlar. Bir de şöyle bir şey anlatayım. Benim hesabım çalındığı zaman birinci makbuzdan sonuncu makbuza kadar istiyor. Birinci makbuz ve sonuncu makbuz istendi hesaba ödeme yapılan elmasları. Ben 2016'da aldığım için ilk makbuz, bir de farklı bir App Store hesabı olduğu için, sonra App Store hesabı değiştirdiğim için bu hesaba çekilen elmasın ikinci faturasından sonuncu faturasına kadar aralıksız olarak hepsini gönderdim. Benden ısrarla ilk makbuz istendi. Hani İkinci faturadan sonuncusuna kadar yolluyorum. Neyin ısrarı bu ilk makbuz? Hesabı bana 10 gün 15 gün geri vermediler. Hesabın oranları çöp oldu. Bundan önceki videolarda söylemiştim. Hangi videoda hatırlamıyorum. Bu hesapla ilgili bir video daha çekmiştim. Hesabın oranları çöp oldu işte falan derken şu an banladılar. Kesinlikle benim üstüme oynanıyor. Hani ister adminler tarafından olsun, ister diğer kişiler tarafından olsun. Üstüme oynanıyor, taraf tutuluyor ve hiçbir türlü ben haklı duruma çıkamıyorum. Hani ne olursa olsun hiçbir türlü haklı duruma çıkamıyorum. Ben bu oyuna sezon 1'den beri oynuyorum. Sezon 1'den beri desteğim var. Sezon 3'den beri
Ben her sezon Türkiye'yi Feride Global'ı temsil eden bir insanım. 3-4 sezon Türkiye birincisi oldum. Bu sezon da Türkiye birincisiydim. İlk 2 hafta Global onlardım. Instagram hesabımda da SS'leri falan vardır. Türkiye'ye şampiyon yaptık. Ülke turnuvasında oynadım. Tüm hepsinde oynadım. Türkiye'yi birinci sıraya koyduk. 3001 loss muydu? Tam hatırlamıyorum. Türkiye'yi şampiyon yaptığım için çerçeve ödülü falan aldık. Elmas ödülü aldık. İşte ben bu oyunda eskiden kahraman analizi yapıyordum. Sesli olarak adminlere gönderiyordum. Her hangi karakterin... mesela şu örnek veriyorum size arkadaşlar. Oyuna destek verdiğim zamanlarda. Fen'in uzmanı benim mesela. Şurada gördüğünüz gibi burada yazan hani açıklamalar falan ne kadar falan vurdu. Bizden bunlar isteniyordu. Bir adminler tarafından bana bir dosya gönderiliyordu Fen analizi için. Ben o dosyayı dolduruyordum. İşte Fen'in Q'sunun açıklamasını yapıyordum. Pasifin açıklamasını yapıyordum. Halat skin açıklamasını, ulti skin açıklamasını yapıyordum. Ve kahraman analizinde nasıl oynanır kısmına uzun bir metin yapıyordum. Zorluk bölümünü ben seçiyordum işte forumdan falan. Sonra karakter nasıl oynanması gerekir, fightlarda nasıl durması gerekir falan. Tüm formda ben bunu doldurup adminlere yolluyordum. Onun sonucunda şu görmüş olduğunuz buradaki yetenek açıklamaları hani biz tam bizim yazdığımız gibi değil ama bizden esinlenerek oralar dolduruluyordu. Ve ben bunun için oyundan elmas alıyordum. Oyun her formda bana 1500 elmas mı ne oluyordu eskiden. İşte dediğim gibi hesabım yani çok bence yanlış bir şeyden dolayı banlandı. Çok gereksiz bir şeyden dolayı banlandı. Ben banlandıysam diğer hesapların da banlanması gerekiyordu. Taraf tutuluyor. Kesinlikle benim üstüme oynanıyordu zaten. Artık yani başka bir şey demek istemiyorum. Arkadaşlar hesabı oyun oynar mıyım oynamaz mıyım tam olarak bilmiyorum ben de. Hani kararsızım. Bu hesabı açtım. Diğer hesaptan çıkış yapamıyordum ben. Nasıl söyleyeyim? Şey kısmında kalıyordu. Hesabını yasaklandı 361 gün kısmında kalıyor. Tamama basıyorsun oyundan çıkıyor. Gittim telefonu falan sıfırladım. Telefonu sıfırlamak zorunda kaldım. App Store hesabı değiştirdim. Game Center hesabı falan değiştirdim bu hesabı açabilmek için. Bir sürü şey falan bilmem ne bir sürü şey oldu. Derken işte bu hesabı açtım. Ama oynamayı düşünmüyorum dediğim gibi. Hani savaşçı 3-0 bir hesap elmas çekmeyeceğim. Ve turnuvadan 1500 elmas kazandık ikinci olduğumuz için turnuva ödülü olarak. İkinci ekip 1500 elmas kazandı ve bu elmastan da yararlanamadım. Ekip lideriyim ama hesap banlandığı için 1500 elmasım çöpe gitti. Takımdaki herkes 1500 elmasını aldı. Hak ettiği gibi. Turnuvadan da bir kazanç alamadım. Hani her yerden bir saldırı mı diyeyim artık nasıl diyeyim üstüme oynanıyor. Yediğim banda haksızdı bence. Yorumlarda çok yazıyorsunuz, küfür ediyorsunuz, hile kullanıyordu falan. Bu hile arkadaşlar tek kullanan ben değilim. Emin olun Türkiye'nin yarısı kullanıyor. Ve benim kullandığım şey sadece 2 gün. 200 maç falan hani 150 maç falan. 9 senede gidiyordum tüm kuleleri yıkıp bitiriyordum. Dediğim gibi zaten hani oran ihtiyacı olan bir insan değilim. Her sezon globaldeydim. Bana zaten çoğu kişi kızıyor hani tanıdık olanlardan. Adamlar da haklı diyorlar ki neden kullandın zaten oranı yüksekti. Dediğim gibi ben protesto rest çekmek için kullandım. Bu adamlar artık banlansınlar görmezden gelmiyorlar diye. Yine banlanmadılar yine ben ban yedim onun üstüne. Bunun üstüne benim yerimde olsanız ne yaparsınız yorumlara bekliyorum. Hani bu anlattığım şeyler siz yaşamış olsaydınız ekip lideri kendiniz koyun bu. Selly, yani ismim Selly diye okunuyor bu arada yanlış okumayın. Selly diye okunuyor. Hani siz Selly olsaydınız, bu kadar başarı yapmış olsaydınız, oyun sizden destek isteseydi, vermiş olsaydınız, bu kadar her şeyi yapsaydınız, tamamıyla kendinizi benim yerime koyun. Böyle yetenekli bir oyuncu falan olsaydınız, sadece benim aklımdan, zihniyetimden düşünün, böyle bir şey yaşamış olsaydınız, hesabınız ban yeseydi, ne yapardınız? Yorumlara yazın arkadaşlar. Kesinlikle yazmanızı istiyorum, hepsini teker teker okuyacağım. Bu videoyu da beğenin, like atın ya da fark etmiyor, beğenmediyseniz dislike atın. Eğer 20 dakikamız kaç dakika sürdüyse, 20 dakikamı niye boşuna çaldığından gavat diyorsanız dislike atın. Anlattıklarımı anlamda bulduysanız like atabilirsiniz. Bu arada açıklama kısmında arkadaşlar Instagram hesabım var, videoda da şu anda yazarım. Instagram'da hani bu olaylar hakkında durmadan story atıyorum ve çok aktif Instagram mesajlarına oldukça cevap verebiliyorum yani bakabildikçe. Bot bugünle ilgili mesajlar arkadaşlar cevap vermiyorum. Yani onun için yazmayın artık hile için bana yazmayın. Instagram'dan işte beni takip etmek isterseniz buraya yazarım.
şu an ekranda da çıkar unutmazsan eğer. Açıklama kısmına da veririm. Instagram'da çünkü bu olaylar hakkında mesela turnuvayla ilgili her türlü gelişmeyi ben Instagram'dan story olarak attım. Beni takip eden arkadaşlar iyi biliyordur. Instagram'dan canlı yayın açıp sohbet de ediyoruz. Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Son olarak diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Video gelir mi gelmez mi? Gelirse de hangi hesaptan video atayım? Hani ben yine feni alır oynarım. Hiçbir sakıncası yok. Çünkü artık feniyle ben birleşmiş bir insanım. 7000'den fazla feni oyunum var. İsterseniz video atarım ama hangi hesaptan atarım o da belli değil. Bu hesabı da hiç oynasım yok. İçinde amblemler yok yani. 1 level hepsi falan. Şampiyon yok, kostümleri yok. Özellikle Skylark yok. Ben zaten 5000 oyun... Zaten 5000 oyun bu kostümle oynamışım. Bir daha hiç oynayasım gelmiyor arkadaşlar. Yani size öyle diyeyim ben. Oyuna giresim bile gelmiyor. Kanala video atabilirim. Sizin videosu bırakmam tabii izlerseniz eğer. Başka bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a